Bunun için galiba bir podcastımda şey örneği vermiştim ya. Başka insanların çok iyi olduğunu hatırladığınız zaman şey düşünün. Herkes sıçıyor. Benim çok işime yarıyor. Ne zaman birisi herhangi bir işte, mesela ne olsun işte, ben bir senaryo yazacağım ama işte o senaryoyu iyi yazamazsam diye korkuyorum. İşte iyi senaristleri düşünüyorum. Of, onlar nasıl şakır şakır yazıyordur diye. Sonra hemen onun ishal olduğunu hayal ediyorum. Hemen onu kafamda bir banyoya götürüyorum. Klozete oturtuyorum ve onu diye böyle ıkına ıkına böyle patır 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 sesler böyle şey yaparak, o klozete damlayan kakalardan sular böyle geri poposuna sekerken hayal ediyorum. Onun nasıl özgüveninin tarumar olduğunu düşünüp rahatlıyorum. Çünkü unutmayın ki hayatın hiç ishal olmadan hayatını tamamlamış bir insan olamaz. Seyit Haşim ve Hacı Faika Öztanık, ruhlarına Fatiha efendim. Bugün Seyit Haşim ve Hacı Faika Öztanık'ın hayratının önünde bu videoyu çekiyoruz. Kendileri acaba hayatları boyunca kim bilir nelerle ilgili kaygı duydular, kaygılardan öleceklerini zannettiler. Ay, saygısızlık olmasın, ben bu durumun komedisinde gülüyorum. Kendimi tanımıyorum, onlarla hiçbir alakası yok. Yani muhtemelen kaygıdan ölmemişlerdir diye düşünüyorum. Ama öldükleri zaman herhalde anlamışlardır ölüm döşeğindeki o güne kadar kaygılandıkları her şey külliyen boşa bir kaygıymış. O yüzden şöyle olduğunu düşünüyorum ben. Hayatta nasıl bağlayamadım? Ama durun, şimdi bağlayacağım. Hiç kaygılanmama gerek yok çünkü şimdi bağlayacağım. Hayatta birçok şeyle ilgili acayip derecede kaygı duyuyoruz. Ve çoğu zaman da göt oluyoruz. Hiç de öyle zannettiğimiz, böyle başımıza geleceğini düşündüğümüz şeyler gerçekte olmuyor. Boşu boşuna kaygılandığımızla, gerizekalı gibi hayatımızı, zamanımızı kötü geçirdiğimizle kalıyoruz. Öldüğümüzde adımıza hayratlar yapıldıktan sonra artık iş işten geçmiş oluyor. Kaygılandığımızla hayatımızı öyle geçirdiğimizde kalıyoruz diye demin de söylemiştim. Acaba bu video çok mu kötü oluyor diye kaygılanmaya başladım. Hayır, her şey çok iyi. Şimdi sizler için bir liste yaptım. Kaygılarımızın, anksiyetemizin yani bize söylediği yalanlar. Çünkü ben hayatımın çok ciddi bir bölümünü anksiyete bozukluğuyla geçirdim. Daha sonra hayatımın genel olarak değiştirmemle böyle her şeyini, ama yani yine bir kez daha meslek değiştirdim farkındaysanız eğer. Eskiden sürekli nasıl dişçiliği bırakıp reklamcı oldum hikayemi anlatıyordum. Şimdi nasıl reklamcılığı bırakıp influencer oldum. Ve bütün bu değişiklikleri yaptıktan sonra benim hayatımda kaygı bayağı bir azaldı. Şu an gerçekten haklı bir sebebi olmadıkça, hani bir uçurumun kenarına falan gelince korkuyorum düşer miyim gibi. Ama durduk yere de ay şimdi kesin çok kötü bir şeyler olacak hissi bende yok. O yüzden geçmişe dönüp baktığımda fark ettim ki anksiyetem bana bir sürü yalan söylemiş. Gerçekten böyle şerefsiz bir sevgili gibi, böyle seni sürekli kandıran, arkandan işler çeviren benim anksiyetem de bana sürekli hiç gerçekle alakası olmayan şeyler söylemiş. O yüzden isterim ki sizin anksiyeteniz size aynı yalanları söylediğinde bir dakika hey dostum, ben Deniz Zügeroğlu'nun videosunu izledim ve bunların gerçekle hiçbir alakası olmadığının farkındayım deyin. O yüzden şimdi listeme başlıyorum. Çok mu ses var? Çok endişeli duruyorsun. Çocuğun anksiyetesi var. Çok iyiyiz. Hiçbir sorun yok. Varsa da siz ne vloglar izlediniz ya? Neler izlediniz siz? Neler yani? Şuradaki iki motor sesine takılacak değiliz arkadaşlar. Bunun için kaygılanamayacağım. Evet. Anksiyetenin sana söylediği yalanlar bir numara. Herkes çok iyi, sen sıçtın. Bu ilkokuldan beri bence hepimizde var. İşte böyle o çizgi çekme ödevi veriyorlar işte. Sürekli yaparken bir yandan şey diye düşünüyorsun işte. En ön sırada oturan Emine çok güzel çekiyordu. İşte ben hiç iyi çekemedim. O kesin sınavda birinci olacak. Ben hiç düzgün çizgi çekemiyorumdan başlayıp sonra iş hayatına geldiğinde işte o ne kadar güzel raporlamaları yaptı da onun sunumu ne kadar şıkır şıkırdı. Ben kesin kovulacağım bu ay düşüncelerine. İşte o ne kadar güzel zayıfladı, o rejimi çok iyi yapıyor, ben beceremiyorum. O sporun Allah'ını yapıyor, ben yapamıyorum. Sürekli böyle kafamızda bir şey oluyor. Birileri kafamızda böyle idealize ediyoruz. Onlar her şeyi çok iyi yapıyor. Onlar böyle içlerine falan da hiç şeyleri yok. Korkuları falan. Hani çizgi mi çekilecek? Çak çak çak. Spor mu yapılacak? Tak tak tak. Onlar sürekli her şeyi bam 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 yapıp geçiyor. Biz de böyle sıranın en sonunda böyle diye böyle koşmaya çalışan, beden dersindeki sona kalan çocuk gibi onların peşinden sürüklenerek geliyoruz. Böyle bir şey yok. Dünyada tanışabileceğiniz herkes, yani
tanışamayacağımız da dahil. Herkes ama herkes kendi içinde korkular yaşıyor. Kendi içinde sıçtığını düşünüyor. Ama sıçmasına rağmen devam ettiği için bazılarımız başarıya ulaşıyor. O yüzden zannetmeyin ki herkes çok iyi bir yerlere geldi de Ulubatlı Hasan gibi bayrakları bir yerlere dikti de siz geride kaldınız. Hiç öyle bir şey yok. Sadece şunu hatırlamanız lazım. Size böyle beyniniz şey diyor ya, sıçtın çok kötüsün falan filan. Okey, tamam, tamam kardeşim, ben sıçmama rağmen devam edeceğim. Çok kötü olmama rağmen devam edeceğim deyip devam edin. Tek yapmanız gereken şey bu. Ha, devam edin derken şey de söylemiyorum. Kendinizi böyle ölüyor hale getirip benim geçen yaz yaptığım gibi artık kafanızdan dumanlar çıkıyor. Hayır, hala devam edeceğim, yazacağım ben, işime her gün gideceğim. Ben kendimi sorumsuz dedirtmem demeyin. Piliniz bittiği yerde tabii ki bırakın ki gücünüzü tekrar toparlayıp ileride devam edin. Ama unutmamamız gereken şey ne? Herkes çok iyi, ben çok kötü yapıyorum diye bir şey yok. Bu anksiyetinizin size söylediği bir yalan. Hepimiz kendi içimizde sıçmalar yaşıyoruz. Dışarıya karşı sadece belli etmiyoruz. Bunun için galiba bir podcastımda şey örneği vermiştim ya. Başka insanların çok iyi olduğunu hatırladığınız zaman şeyi düşünün. Herkes sıçıyor. Benim çok işime yarıyor. Ne zaman birisi herhangi bir işte, mesela ne olsun işte, ben bir senaryo yazacağım ama işte o senaryoyu iyi yazamazsam diye korkuyorum. İşte iyi senaristleri düşünüyorum. Of, onlar nasıl şakır şakır yazıyordur diye. Sonra hemen onun ishal olduğunu hayal ediyorum. Hemen onu kafamda bir banyoya götürüyorum. Klozete oturtuyorum. Ve onu diye böyle ıkına ıkına böyle patır 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 sesler böyle şey yaparak o klozete damlayan kakalardan sular böyle geri poposuna sekerken hayal ediyorum. Onun nasıl özgüveninin tarumar olduğunu düşünüp rahatlıyorum. Çünkü unutmayın ki hayatın hiç ishal olmadan hayatını tamamlamış bir insan olamaz. İlla ki hayatının bir döneminde bunu lütfen gideceksiniz. Ha, tabii. Evet, şimdi geldik anksiyetenizin size söylediği ikinci yalana diye cümleyi uzatarak bir yandan notuma giriyorum. Evet, ikinci yalan. Gelecekte çok kötü şeyler olacak. Bunu düşünmeyen insan bence çok az. Herkes şey diye düşünüyor. Ya işte yalnız kalacağım, çok kötü bir şekilde öleceğim, yeterince para biriktiremeyeceğim, fakirlik yaşayacağım, işte arkadaşlarım zaman içerisinde teker teker ölür diyerek kendi düşüncelerimi anlatıyorum yine. Benzer düşünceler hepimizde vardır. Böyle şeyler düşünüyoruz. Ve şey mesela diyelim böyle paran yok. Şey diye düşünüyorsun hani abi ne olabilir ki de hani ileride benim param olabilir. Onu zaten biliyor olsaydın şu an paran olurdu. Ama ne olduğunu bilmediğimiz şeyler sürekli oluyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım Gizem'in deyimiyle Gizem Ağırlık kendisine öpücükler. Su akıyor yolunu buluyor. Gizem bana stres olduğumda sürekli bunu söylüyordu. Ben reklamcıyken şey diyordum. Abi ya ben şimdi düşünüyorum diyorum. Ben bu işte yükselsem ya ben sen geçsene. Evet, ne diyordum? Ben diyorum şimdi yükselsem ne kadar yükselebilirim? Hadi diyelim çok yükseldim. Ajans sahibi oldum. O zaman da çalışmaktan geberirim. Ben öyle bir hayat da istemiyorum. O zaman diyorum işte ben bırakırsam başka ne mesleği yapacağım? Onun da cevabını bulamıyorum. Demek ki dedim benim ileride bok gibi bir hayatım olacak. Hiç unutmuyorum. Süzme mercimek içiyordum bunu konuşurken. Bir yandan ağlayarak süzme mercimek içiyorum böyle. Gizem de karşımda çorbasını artık böyle içmek istiyor ama benim ağlamamdan rahatça içemiyor kız. En son dur dedi ki ne olacağını bilmiyorum. Bilmiyorum abi ne olacağını ama senin gibi bir insan muhtemelen göte gelmez. Su akacak, yolunu bulacak, artık ağlamayı kes dedi. Ve ben ondan sonra kaç sene oldu bilmiyorum yani 5-6 senesi var bu olayın herhalde. Hep bunu hatırlatıyorum kendime. Şu an çözümün ne olduğunu bilmiyorum ama boşu boşuna kaygılanıp gerizekalı gibi ağladığımda kalacağım. Diyorum ki su akacak, yolunu bulacak. Ve sakın zannetmeyin ki çok şımarıkça bir şey durumdan bahsediyorum. Gerçekten arkadaşlar dibini çok kez görmüş bir insanım. Oluyor. Gerçekten görüyorsunuz ama sonra su akıyor, yolunu buluyor. O yüzden çözümün ne olacağını daha bilmiyorsunuz. Bunu unutmayın. Hayatta iyi de kötü de şu andan itibaren başımıza gelecek çok şey var. Ben bundan sonra daha çok ağlıyor olacağım. Sonra yine çok da gülüyor olacağım. Sadece bunların ne zaman olacağını şu an bilmiyoruz. O yüzden endişe etmeye gerek yok. Üçüncü madde. Zaten iki madde kaldı arkadaşlar. Bu kısa bir video olacak. Seni kimse sevmiyor. Yine bir arkadaşımın aklıyla çözdüğüm bir mesele. İnsan anksiyete bastığı zaman bu değersizlik hisleri geliyor ve şey diye düşünüyor. Beni kimse sevmiyor. Beni kim ne yapsın? Ben işe yaramaz bir paspas parçasının tekiyim. Bu zamanlarda hep şunu düşünün. Sizi seven bir ya da iki kişiyi düşünün. Tamam mı? Anneniz, babanız, artık işte çok iyi bir arkadaşınız, kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz. Kimse bu bilmiyorum. Bu sizi çok seven insan gerizekalı mı? Bana bunu Müge söylemişti.
dedi çok fazla negatife odaklanıyorsun. O zaman dedi sen dedi bu kadar boktan bir insansan dedi. Seni bu seven insanların hepsi dedi geri zekalı bu anlama geliyor. Sen dedi her şeyin çok iyisini biliyorsun ya ne kadar boktan olduğunu biz hiç bilmiyoruz. Biz geri zekalı gibi seni seviyoruz. Bu insanlar geri zekalı mı? Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Bu insanlar geri zekalı değilse o zaman şunu da idrak edin. Demek ki sizde sevilmeye değer bir şey var. Ve bu kadar bir iki insan bunu görebiliyorsa bunu görebilecek çok başka insanlar da vardır. Neye bakıyorsun sen ya? Sen baktıkça ben de bakıyorum. Ne geçiyor oradan? İğrenç bir insanım ya. Nasıl baskı yapıyorum çocuğa görüyorsunuz. Şöyle benden bakayım. Çok iyi Nazi subayı olurmuş. Başka yere baktın. Kırbaç. Evet. Son maddeye geldik Berk'cim. Ben yoluma, sen yoluna. Ben de randevuma yetişirim. Ve geldik son maddeye. Anksiyetenin sana söylediği yalan. Hep çok kötü hissedeceksin. Böyle sümük gibi yol kenarına fırlatılmış sümük gibi kalacaksın. Bu kötü hislerle bir daha hiç kalkamayacaksın. Bu sadece anksiyete değil. Depresyonda, hayatına gelen, böyle başına gelen bütün kötü olayların hepsinde insanda şey hissi oluyor. Bana bir kere çok kötü olmuştu. Nefes alamayacak kadar kötüydüm, ağlıyordum. Birkaç ay ağladım ve şey diye düşündüm. Bitti. Yani herkesin hayatının bir artık böyle dip noktası vardı. Ben oraya geldim. Artık geçmiş ola. Hani yukarıdakilere bakıp siz devam edin. Ben artık buradayım. Beni burada bırakın. Ölümüme, yavaş ve acılı bir ölüme terk edin diye düşünüyordum. Ve tahmin edin ne oldu? Geçti. Bugün burada bu videoyu çekiyorum. Ve şunu anladım. Hayatta iyi ya da kötü hiçbir his kalıcı değil. Tebrikler Deniz Bilge. Şimdi wow diyeceksiniz ama bunu gerçekten hani böyle teorik olarak Instagram'da falan havalı motivasyon cümleleri olarak yazıyorlar ama insan tecrübe edene kadar bunun gerçekliğini anlayamıyor. Hani şey diye düşünüyorsun yani çok iyi dönemlerinde eğer pesimist bir insansan tabii şeyi fark ediyorsun. Bu geçer, bu böyle kalmaz da kötü hislere gelince nedense böyle sıçtım kaldım ben artık daha da toparlayamam diye düşünüyorsun. Kötü hisler de, iyi hisler de, insanlar da, abiler de geçer. Geçiyor, her şey geçiyor. Bak, abi demin burada vardı, geçti gitti, şimdi yok. Wow, felsefik yaklaşımlar. Kötü şaka yapıyorsun diye benimle sürekli alay ediyor. Taşak geçiyor demek istemedim. Taşak geçiyor. Kötü şaka unutmayalım ki insanları birbirine yakınlaştırır. Bir insanın ne kadar götünün kalkık olmadığını, ne kadar kendisiyle dalga geçirmesine izin verdiğini gösterir ve eşiği düşürür. Sen de buraya kadar düşebilirsin ve ben de seni yargılamam. İşte biz burada, buraya ait insanız. Ne diyordum? Anksiyetini sana söylediği yalanlar son madde. Arkadaşlar kötü hisler geçiyor. Siz isteseniz de istemeseniz de geçiyor. Ben diş hekimiyken bana gelen çocuk hastalar çoğunluğu ağlıyorlardı. Ve hep böyle diğer hekimler şey yapmaya çalışır genelde. Sakinleştirmeye çalışıyordu. Gördüm ki işe yaramıyor. Şöyle bir teknik geliştirdim. Ne zaman bir çocuk ağlasa diyordum ki bekliyorum bekliyorum biraz daha ağla. İşte daha çok bağır, hadi yapabilirsin falan ve sonunda çocuk vaa diye bağırmaktan tükeniyordu. En son artık ağlamaya hali kalmayınca tamam diyordum şimdi başlayabiliriz. Çünkü kötü hissetmenin de bir sonu ve bir tükenişi var. Yani ne kadar ağlayabilirsin, ne kadar çok bağırabilirsin? Maksimum 10 dakika, maksimum. Ondan sonra tükeniyor ve artık sinirleri bozup gülmeye başlıyor. Gülmeye başlayınca sen de hadi diyorsun. Aç bakalım ağzını da başlayalım. O yüzden kendinize o çocukları hatırlatın. Bir yere kadar ağlarsınız. Yani en acı kayıplarda bile bir yere kadar yas tutarsınız. İnsan doğası bu. Hisler kalıcı olamıyor. Yani en kısa örneğinden uyuşturucuyu düşünün yani. Öyle kalıcı hisleri olabilseydi yani sürekli bizi en güzel hisse tutacak olan uyuşturucunun bağımlısı olurduk. Ve uyuşturucu bağımlılığı kötü bir şey değil, çok güzel bir şey olurdu ama ne yazık ki öyle olmuyor. Kısa bir süre için iyi hissediyorsunuz sonra da düşüşünü yaşıyorsunuz diyorum. Ve her şey geçtiği gibi bu videoda geçer diyorum. İşte buraya kadardı. Benle birlikte yaşadığınız güzel hisler şimdi sizi terk edecek. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım aklınızda kısa da olsa küçük de olsa dersler bırakmışımdır. Olacak, olacak, olacak o kadar. Ay ne kadar yaşlı yaşlı konuşuyorum. Gerçek mi boomer oldum ben? Neyse. Sıcaklardan herhalde birazcık şey yaptım. Terledim ve daraldım. O yüzden çok fazla kaliteli şaka yapamadım. Kusura bakmazsın inşallah Berk. Seni de sıktık biraz ama. Arkadaşlar Berk'in bu kadar bu yorgunluğuna değsin istiyorsanız videoya lütfen like atın. Like gelince ve bizim takipçi sayımız artınca Berk çok mutlu oluyor demişken
abone de olursanız çok seviniriz. Çünkü 47 bin olduk. 50 bine çok az kaldı. Belki de bu video yayına girdiğinde olmuş oluruz. Bilemedim. Neyse. O zaman da 50 bine geçip 100 bine doğru koşalım. Artık mesleğimiz bu. Buradan biraz para gelsin de ben anksiyete yaşamayayım. Yarın bir gün aç açıkta bulunacak mıyım bir sokakta böyle boş şarap şişesine sarılmış halde diye. O yüzden bu kanalı büyütmem için hadi önerileriniz varsa Deniz senden şöyle içerikler görmek istiyoruz. Yüzüme doğru koşarken böyle içerikler sana yardımcı olacak. Şu soruların cevabını kendi kendime bulamıyorum derseniz ben her şeyi çözmüş olduğum için hayatın sırrına vakıf bir insan olarak size bunları anlatabilirim diyorum ve söyleyeceğim her şey söyledim galiba. Ah, ah. Bu ne? Evet. Ha evet. Like etmeyi hatırlatmadım mı dedim. Tamam onu da hatırlattığımıza göre bu videonun sonuna geliyoruz. Hepinize anksiyetesiz, böyle şıkır şıkır, kaygısız böyle misler gibi uyuduğunuz, bebekler gibi uyandığınız günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle. Bu ne böyle?